Etmez mi Özge? Merhaba. Bir dakika dur dur. Bir dakika dur. Ya hemen yiyeyim diye. Dur ya dur. Bekleyemedin değil mi? Tadına baktım be. Tamam işte ben de onu diyorum. Bekleyemedin değil mi? Beklemedim. Tuz tuz. Tüm tüm. Tuzu az mı olmuş? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün mükemmel bir makarna. Hadi dönüş atalım. Ya ben unutmuşum, çok heyecanlı. Al yenge. Kaşık da ver bana. Hadi. Hadi hadi. Sus. Benim tabağıma bak, bir senin tabağına bak ya. Aynı. Ben aynısı, burada 3 kişilik makarna var. Senin gibi de 2,5. Ben bunun hepsini yiyemem ki. Niye koydun o zaman tabağına? Güzel görünüyordu koyarken. Tabağını koyduğum yenecek abi. Ben rahatsız oluyorum. Dişlerimi yaptırıyorum ön dörde. Plastik bir diş taktı, hiçbir şey yiyemiyorum. İnşallah makarnayı yiyebileceğim. İnşallah yiyebilecek benim karım. Bugün konumuz şey. Neyi? Çok soruluyor bu tatilde doğu turunda ne kadar harcadık? Aa evet. Ne yaptık? Ya ne ben söyleyeyim. Ne siz. Öyle miydi lan? Ne siz sorun ne ben söyleyeyim yani. Özge çok güzel olmadı mı ya bu? Dur. İnanılmaz güzel. Biraz sosu kuruyor. Niye kuruyor? Şeyden dolayı. Peynirden dolayı biraz sulandırın siz servis ederken. Makarnanın suyundan ekleyin biraz. Biz ekledik, biraz siz ekleyin ya. Üf, çok güzel olmuş ya. Yemek gibi bölüm konuşsak. Dur biraz yiyip ondan sonra zaten. Ben şu an konuşamam. Allah'tan çiğnemeden yemek yiyorum. Önce şeyimi kesmeme gerek kalmıyor. Az önce de bir makarna şey tarifi verdik. Sandviç tarifi attım Instagram'a. Böyle üstünde kamembert peyniri falan vardı. 2 gün önce yapmıştık onu. Ben de şu peynirli hiç anlamıyorum ya. Niye? Ben çok severim. Peynir kültürüm yok benim. Ben bir sualim yiyeyim. Ondan sonra sana çok güzel bir soru soracağım. Tamam. Şu kaşarı da versene. Daha üstüne koyacak mı Özge? Evet istiyorum. Çok güzel oldu. Al. Ver ver. Buyur. Özge bildiğin 300 gram 200 gram daha kaşar peyniri var burada. Buna var ya domates sosu da eklense 10 numara olur. Hiç sevmiyorum. Geçen gün yaptın öyle miydin ama? Kuruturmuş domates, domates ben sosu. Tavuğa domates sosu yakıştırdım. Bence yakışır abi. Onda da vardı tavuk. Yoktu. Yok mu dedim? Ben yanlış hatırlıyorum demek. Var mıydı ya? Vardı ya, kırmızı toz biber falan koyduk ya. Aa evet onda da vardı, doğru diyorsun. Peki, en çok hangi şehri beğendin? He. Bak hiç konuşmadık bunlar bu arada. Evet, burada konuşalım dedik. Valla bence hepsi ayrı güzeldi. Yani. Ayrı bir tane vardır. Mardin. İkinci? Ya aslında Mardin'in de şeyi çok beğendim hani o... Eski Mardin'in tarihi dokusundan. Yoksa mutfak olarak gerçekten her yer birbirinden güzeldi. Ama Mardin. Yine kabla. Kaburga dolması. Mesela lahmacun. Bak sırf o Diyarbakır'daki lahmacunu yemek için gideceğim. İçimde kaldı. Son dönüşte yiyecektik, yiyemedik. Ben hayatımda öyle bir lahmacun yemedim. Yani. Diyarbakır lahmacun merkezi sur içinde. Oraya muhakkak gidin. Abi... Yani çok lezzetli ama lahmacun değil abi. Orada Diyarbakır lahmacunu o lahmacunmuş. O yani saygı duyuyoruz. Bu. Valla benim hayatımda yediğim en iyi lahmacundu. Ama şöyle bir şey oldu. Biz çıkarken mazot 15 liraydı. Döndüğümüzde 20 liraydı. Tam 5000 küsür lira mazot parası verdik. Toplam 10 il gezdik. 10 il gezdik mi? 10 il gezdik tabii. Antep, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Mardin... Ondan sonra nereye gittik? Elazığ'a gittik. Elazığ, saysana. Sivas'a gittik. Sivas, Kayseri, Malatya, Hatay, tekrar Antep. O kadar. 10 yaptı. Evet, o kadarmış. 9'muş yani. Tekrar Antep'e geldik oradan. Toplam 5 küsür mazot parası verdik. Otellerin ortalama günlük kirası 400 lira falandı ortalamaya vurduğun zaman. Çünkü 300'e de kaldık, 500'e de kaldık. 400 lira. Antep'te evde kaldık. Ha, Antep'te evde kaldık. Diyarbakır'da Rukin ablalarda kaldık. Aynen. Adana'da 3 gün geceliği 550 liraydı mesela. Demin Adana'yı saydın mı? Saymadım mı? O zaman 10. Bilmiyorum ben unuttum. Saymadım. Biz dükkanı devrettiğimizde
bir böyle bir tur yapma hayalimiz vardı. Evet. Bir sene önceden beri. Bir, pandemi iki sene. Girdi, pandemi vardı. Araya abi. Pandemi girdi. 40 bin lira ayırmıştık biz böyle. Ama 40 bin lira da çok gezeceğiz sanıyoruz. Hani bayağı iyi gezeriz diye. Gezemedik yani. Tabii o zaman mazot böyle değildi. İşte ne bileyim her şey daha ucuzdu bizim planımızda. O yüzden yani Van'a da gitmek istedik. Biz Tokat'a da gidelim evet. Ama işte olmadı. Evet. Ama toplam bize maliyeti 40 42 bin lira falan oldu. Ama burada tabii şey de var bunun içinde. Biz güzel yedik yani. Evet. Yani böyle kısmadık hiç. Toplam 2 kilo 2-3 kilo aldık. Geri dönüşü de tabii ki de. Ben de 4 kilo, Özge'de 2 kilo. Yok ben de 3 almış. 3, evet. 2,5. Hatay'a tekrar gitmemiz lazım. Evet, Hatay biraz sıkıntılı oldu orada. Hatay biz gittiğimiz gün kar yağdı abi ikinci günü. 16 sene sonra ilk defa kar yağdı. Dedik ki burada arabanın da kış lastiği yok. Biz dedik buradan kaçalım çünkü o sırada Antep'e de kar yağdı. Kar yolları kapatır, komple kapanır diye korktuk. Çıktık gittik Antep'e. Dönerci Süleyman'dan döneri yemedik. İçimize oturdu o. Hatay'a tekrar gideceğim. Evet, Hatay'a gidecek bu arada Özge Hanım tekrar sırf Hatay'ı görmek için. Bir de Mardin'e gideceksin değil mi? Tekrar? Mardin, Urfa'ya da gideceğiz. Urfa işte. Evet, Urfa da. Hala isyan ediyorlar yani. İşte burayı çekemediniz diye. Ben Urfa'nın görüntülerini silmiştim işte. Yanlışlıkla. Hem mikrofonumuz bozuldu orada. Hem de çektiklerimizi de sağ olsun Özgoş'um telefonunda Cem bunları yaptı diye silmiş. Ama en başta şey diyordu, sen sildin bunları falan diyordu. Neyse. Durum bu. Çok yorulduk ama. Ama değdi. Biz zaten bir de Romanya taşınacağımız için biz bir daha böyle bir turu çok zor yapamazdık yani. Ha bir de o yüzden istedik. Evet. Şimdi para biriktireceğiz tekrar. Bu sefer Kars'a Mars'a o taraflara gideceğiz. Van, Kars. Sonra Karadeniz. Çorum'u çok merak ediyorum ben. Karadeniz turu o ayrı bir tur abi. Ya işte hepsini Türkiye'nin hepsini gezmeye karar verdik. Nedeni ne biliyor musun? Ben hep içimdedir o. Hep böyle yurt dışına gider ya insanlar tatile. Bizim ülkemize neler var abi ya. Ya o gezilecek biraz... yerler. Tabii siz gezilecek yerleri görmek istemiyorsunuz. Onu fark ettim ben videoların izlenmelerini şeylerinden, istatistiklerinden. Ben yemek için gezmek istiyorum. Ve her ilin ayrı yemeği olduğunu biliyorum. Mesela Elazığ. Elazığ. Yemekleri Elazığ. Duyulmamış. Elazığ. Ki o kadar yiyemedik de sonra bir araştırdık. Bir baktık çok çeşitli yemek var. Çok Antep kadar. Çok geniş. Çok geniş ama hiç tanıtamamış kendini. O yüzden hangi ile gitsek güzel bir şey yiyeceğimi biliyorum. Ben Çorum'u çok merak ediyorum. Çorum'un gastronomisi çok genişmiş abi. Neyse. Velhasıl adam. Dediğimiz gibi bizim tatil tam 40 42 bin mi 43 bin lira mı öyle bir şeye tekabül etti. Tabi bunun içine mazot parası, otel parası falan dahil yani. Ama çok rahat yedik yani. Çünkü biz ona bir bütçe ayırmıştık. Zaten o pahalı bitmezse bizi rahatsız ederdi. Onu yemek lazım gerekiyor. Evet onu yani. Biz bunun için ayırmıştık. Hani o şey vardır o para bitmeden rahat edemezsin. Bizim çoydu ya biz rahat edemezdik. O bitmesi lazım diye. Yolda yedik vallahi geldiğimizde hiçbir şey yoktu. Ama güzel yedik. Evet yolda çok güzel insanlarla tanıştık. Elif'le. Evet. Berfin. Berfin vardı Mardin'de. Elif vardı Hatay'da. Sonra Elif. Elif bir tane daha Elif vardı Mardin'de. Mardin'de. O ressam olan değil mi? Evet. Kız. Başka kimse tanıştık mı? Ha, Malatya'da bir çift vardı tanıştık şeyde. Böyle bir dağa çıktık ya sen cüzdanını kaybettin. Aa, evet. Sivas'ta neydi? Alperen'in eczanesinin adı. Alper'in. Sivas'ta Alper'le Öykü. Onlarla çok vakit geçirdik evet. Zaten. Çok tatlı bir çift. Eczanenin adı neydi? Gülaş'ta eczanesi. Gülaş'ta eczanesi. Oraya gidelim. Her türlü macicik, nürofen, işte Apranax. Oraya burayı muhakkak selamımı söyleyin. Onlarla da görüşmedik bir daha geldikten sonra ama İstanbul'a gelecek onlar zaten. Evet, ya da geldiklerde Romanya'ya gelecekler. Romanya kesin de. İstanbul'a bir şey için gelecekler. O zaman görüşeceğiz. Öykü'de ne yemekler yapmıştı? Neydi o? Madımak yaptım. Madımak ne güzeldi ya Sivas'ta yediğimiz. Ben çok beğendim. Bu bir de her gittiğimiz ilde bir tartışma. Madımak. He, madımak Sivas'ın mı? Başka Tokatlar diyor bize. Hı. Başka her yere yazdı. Kayısı Iğdır'ın yazdılar. Sence nerenin Özgeci? Ben böyle konulara hiç girmiyorum. Çok korkuyorum. Valla. Hani... İçli köfte nerenin Özgeciğim? Her yerin ayrı içli köftesi var. Ben şaşırdım. Hatay'a gittim. Şekli değişik, ince uzun. Mardin'de böyle katlıyorlar. İşte Antep'te farklı. Malatya'da topçuk. Hani en çok beğendiğim Elif ablanın yaptığını... Doğru'da. Dilek ablanın yaptığını çok beğendim. Ama belki
Hani yöreye değil de Dilek ablanın eli çok lezzetli olduğu çok, için çok, olabilir. Çok lezzetli. Çünkü biz Mardin'e bir mekana daha gittik yemek yemeye. O gece eve geldik, bayıldık. Sonra Mardin'den çıkarken Dilek abladan Dobo restorandan bir gece önce yediğimizin iki katını yedik, yola çıktık. Hiçbir şeyimiz yoktu. Ama kadın bu arada Cem ben bunu yemem çok fazla şekil olsun diye koydum falan dedi. Hatırlarsanız. Evet ben hiç harbiden yemişim lan. Ben onu fark ettim biliyor musun? Dilek ablayı da bu arada yolda tanıştık. Öyle reklam almıyoruz. Ama kadın beni yemeklerine aşık etti abi. Yani sırf Mardin'e o yemekleri yemek için bir daha gidelim abi. Kurban olurum. Ellerine sağlık. Öpüyorum kocaman Dilek ablacığım. Benim dişim problem... Ay Dilek abla. Ben de gideceğim yanına. Benim dişim problem yaptığı Mardin, için yemiyorum. Helaleti civni. Helaleti civni yapmış. Ya çok bize. Tatlı ya. Neyi bu Dilek abla diyeyim? Mardin helaleti civni. Civni. Dilek abla da şey ya bu arada. Çok Dilek abladan bahsettik ama. Ayhan Sicimoğlu falan herkes gitmiş yanına ziyarete. Güzel yemek yapıyor yani kadın. Biz çok sevdik onu ya vallahi, o yüzden. 10 dakikamız şu anda Dilek abla ile geçti. Reklamlar. Vallahi değil ama. Vallahi yani. Abi Dilek ablayı çok sevdik. Evet. Başka. Berfin'ciyim seni de unutmuyoruz. Berfin çok tatlı gezdirdi bizi. Elif Hatay'da. O da şekerim ya. Böyle almış getirmiş bize bir şey. Ya sağ olsun ya. Çok sanki tatlı. Kardeşi gelmiş ona şehir dışında. Evet. Yoğurtlar almış bize. Tuzlu yoğurt. Biz tuzlu yoğurt çok sevmiştik. Orada bir videoda bahsetmiştik. Hemen tuzlu yoğurt getirmiş. İşte kabak getirmiş. Sürük peyniri getirmiş. Ya çok sağ olsun ya. Çok teşekkür ediyoruz ya. Herkes... O da İstanbul'a taşındı galiba değil mi? Öyle bir şey. Aa, evet. Doğru ona bir arayayım. Herkes o kadar sıcak kanlı ki. Mesela biz atıyorum Sivas'a gittik. Sanki onların evine gitmişiz. Valla. Elazığ'a gidiyoruz. Hoş geldiniz. Ben çok mutlu oldum ya. Bir de gönül koyanlar var. Abi buraya kadar geldin Maraş'a niye gelmedin? Ya sanki hani akraba ziyaretine çıkmışız da amcamı uğramamışız. En çok şeyi nerede yedik ama biliyor musun tepkiyi? Nerede? Mersin'e niye gelmediniz? Biz gelecektik Mersin'e. Ama sonra İstanbul'da işlerimiz yani ayırdığımız süreden önce Cem'in gelmesi gerekiyordu. Biz çünkü Romanya'daki dükkanın projesi çizildi. Çiziliyordu o zaman da. Çizildi bitti şu anda belediyeden onay bekliyoruz. Kısmetse 3 ay sonra tır gidiyoruz evet. Biz. Bu süreçte de işte böyle de neyse işte hemen dönmek zorunda kaldık. O yüzden uğrayamadık Mersin'e. Sonra işte gideceğiz yani. Bir de sonu yoktu abi. O Mersin'e geliyor abi diyor ki abi diyor şuraya da gelsene diyor. Buraya niye gelmediniz diyor. Maraş'a gidiyorsun. Hadi abi diyor buraya niye gelsin. Adam Van'a kadar çağırdı Van. Kars bir seri Kars'a gelin. Kars çevireyim size. Kars pişireceğim size dedi. Vallahi gönül ister her yere giderim. Erzurum'a geldin abi diyor şey tatlısı yedireceğim. Neydi o? Dolma sarma var ya ondan diyor. Kebap bir de Türkiye'nin her yerinde gerçekten her yerin bir kebabı varmış onu da anladım. Evet. Orası diyor bizim bu kebabı yiyin. Orası burası diyor bizim şu kebabı yiyin. Adana'daki nasıldı Özge? Yeşil Kapı. Yeşil Kapı. İstanbul'da da Yeşil Kapı'yı andıran neresi vardı biliyor musun abi? Neresi? Hasan Usta. Ha. Hasan Usta. O bak, Avrasya Tüneli'nin böyle çıkınca sağ tarafta böyle sapa bir yerde arabasız zor oluyor. Hatta gidemezsiniz de. Ama gidip orayı gösterelim. Adanalı Hasan Usta diye geçiyor galiba sayfası bilmiyorum. Adanalı Hasan Usta mı ne? Mükemmeldi ya. Bak hayatımda yedim en iyi kanadı yedim orada. Orayı hemen evet, geçip YouTube'a çekelim. Evet. Hatta bundan sonra çekebiliriz. Olabilir evet. Ama Adana'sı da çok iyiydi. Kanatları da çok efsaneydi. Ya her şey güzeldi ya oraya gidin yani. Anladın mı? Adana'dan sonra düşün beni yakaladı orası. Başka? Her yere gidin ya Türkiye'nin. Malatya'nın kiraz yaprağı sarması. Allah'ım dedim o nedir dedim ya. Ben onu daha önce yemiştim. İşte ben yiyeyim diye gittik oraya özellikle. Çok iyiydi ya. Hele o çömbe Ali abinin yaptığı var. Selam söylüyoruz buradan oraya. Ama çömbesi efsaneydi ya. El yapımı. Evet Kuluncak'a gittik. Malatya Kuluncak'a gittik. Özge biliyorsunuz Malatya doğumlu. Kuluncak mıydı? Yok Kuluncak doğumlu. Kuluncak doğumlusun evet. Evde doğdu. Başka abi nereye? Abi gene Mardin ya. Mardin'den çıkamıyorum ben şu an. Hayır, Diyarbakır'da da hemen bir sene yaşadım. Diyarbakır'da kemiklim güzeldi. Kemiklim güzeldi. Bence lahmacun. Yani. Bence kemiklim yani tek güzeldi. Tek geçiyorum lahmacun da. Diyarbakır'da ama Cem şey dedi mesela. Mardin'de uzun süre yaşanır mı? Ya Diyarbakır daha şehirde. Daha şehir. Daha her şey elinin altı, ayağının altında. Mardin yani. Sanki turistik bir şehirmiş gibi. Gerçi yani. Biz eski Mardin'de durduk. Yeni Mardin'e gitsek belki öyle ben değildir. Ben bilmiyorum. Görmediğim için. Hani yerleşim yerine gitmedik. Ama Diyarbakır'da yaşarım. Diyarbakır hakikaten yaşanacak ya. Çünkü çok gelişmiş. Ya bırak gelişmişini. İnsanlar o kadar saygılı ki birbirine dışarıda. Lan Cem hayran kaldı. Dedim ki bunlar ne yapıyor? Kafayı yemiş dedim. Adamın önünü kilitledim bak arabayla. 10 dakika bebek arabasını sokmaya çalıştım. Soktum arabaya 10 dakika ya. Döndüm kusura bakma dedim. Önemli değil abi.
İstanbul'da olsa bak var ya. Bak şunu ben İstanbul'da bunu ben başkasına yapsaydım. Bırak onu bana yapsalardı. Delirtirdim adamı. Şey, ne yapıyorsun lan dedim sen. Cem nasıl celalleniyor? Abi çok iyiydi ya. Yani gerçekten çok şaşırdım adamların. Ve bunu her yerde gördüm. Sadece bir olay değil. Evet. Çok olay yaşadım orada böyle. Önüne kırdığım yanlışlıkla yanlış bilmediğim için. Ha, tabii trafikte Cem çok sinirlendi. Ya lan herkes bakıyor birbirine. Abi önemli değil diyor. Allah Allah diyorum. Sadece Berber çok pahalıydı orada. 150 lira verdim. O içime oturdu benim. Berber mi? Diyarbakır'da mı? Diyarbakır'da 150 lira verdim. Bir de Hatay'da otopark parası 48 lira. 42 lira benim, benden aldı. En ucuz il hangisiydi peki? Düşünüyorum. Adana. Adana tahminimden daha ucuzdu evet. Ama dürüm yemek çok pahalıydı. 50 liraydı abi bir dürüm. İstanbul'da başka ne ucuz dedin Adana'da? Otopark parası 20 liraydı. Ya ben yiyecek içecekten bahsediyorum. En ucuz diyorum Adana diyor. Bu otopark parasıydı ucuz. Hayır en ucuz il olarak yemek. Hatay ucuzdu ya. Elazığ da ucuzdu. Elazığ da ucuzdu evet. Elazığ ucuzdu. Hatay ucuz değil. Hatay'da biz bir şey yapamadık Özge. Ucuzluk bir şey. Onu yaşayamadım yani hissiyatı. Doğru ya. Hatay'a onu, tekrar gideceğiz. Hatay'da ama Pöç'e gittik. Pöç o pazarın içinde. Tepsi kebabı yemeye. Allah'ım bu neydi ya. Sağ olsun selam olsun buradan da. Ustanın adını unuttum. Geçen gün aklımdaydı ama bir şey aklıma geldi ne güzel yaptı. Usta da selam olsun buradan. Ya bu düşün onu, beni mahvetti ama ya. Ama Özge Antep nasıl? Altın kasap. Beyaz et. Mis. Oradan kebapçı Ömer. O kanalda artık Antep övülmesini yasaklıyor. Kebapçı Ömer'e gitsek, sabah kalksak sağa gidere Zeki İnal'a gidip şöbiyetini yesek, çifte kalmış Antep fıstıklı. Tatlı sayılır. O kahvaltı zaten şey değil. Ya da şeye gidek. Neydi ya oranın adı? Ne? Başmına'da gittik ya Katmeri'ye. Adını hatırlamıyorum. Zaten hiçbir gittiğim yerin adını kafam ambele oldu. Bak, neyse bulurum ben onu. Ünal Ünal! Ünal Usta! Ünal yani. sen niye söylemiyorsun? Ünal de yaz oraya. Tamam işte Ünal Usta abi Katmer'le efsaneydi ya Beyran'ı. Bak gerçi o adam yemekleri falan da çok güzel. Ben mal gibi miyim bu videoda? Değilsin aşkım. Doğru söyle. Ya prenses gibisin ya. Ben odaklanamadım. Bu arada bu videoyu Özgoş'umun yeni telefonundan çekiyoruz. Çünkü ona ablası Amerika'dan bir ablam geldi getirdi. Gözüm aydın. Evet. Kaçtı bu telefon? 13 milyon Prox Parax bir şey evet, söylüyordun. Evet 13. Ben de anlamıyorum Pro galiba. Pro galiba. 3 tane kamerası var onu biliyoruz. Ne yani görüntü farkını anlar mısınız evet. Bilmiyorum. Hadi sevin bir göreyim şöyle. Bu yeni sevinişim. Bunu biz bayağıdır yapıyorduk da bu arada çok takıldık. Çok sevin. Ya şükür olsun Allah'a çok sevineceğimiz şeyler gelip oluyor hayatımızda. İşte dükkanın projesi bitti, bir takım evet, onaylandı. Onaylandı. Bazı işlerimiz bekliyorduk, haberleri bekliyorduk. Onlar geldi. Her şey yani yolunda gidiyor şükür. Onun için böyle bir çok sevinir olduk. Normalde biz sevinme. Böyle. Bizim sevinme hareketimiz bu arada. Öyle. Hem şu, ablam geldi. Abla geldi bu arada Baldız. Sağ olsun. Bu arada ablam benden daha çok yiyor. Ya. O insan gibi yemiyor. Normalde burada olacaktı da o hasta bugün. Yani yok tam yüzden... derece... Hasta mesela... görünmek istemiyorum ben de. Tamam dedik biz de sen gelme dedik. Birkaç video sonra dahil ederim ablamı. Onu burada olacak emin olun. Çünkü uzun süre burada kalacak ve her videomuzun içinde olacağına emin olabilirsiniz. Adını da söyleyeyim bu arada Özlem. Haberiniz olsun. Özgoş tamam bitir şunu. Ya dişimden yiyemedim. Ve farkındaysanız çok mutsuzdum. Evet. Çünkü dişimden istediğim gibi yiyemediğim için mutsuz oldum. İnşallah yapsınca da ben anladım ki dişsizlik çok mutsuzlukmuş. Muş. Ay. Böyle istediğim gibi yiyemedim işte. Fark ettim aşkım ya ben de. O yüzden ben de biraz konuştum. Aslında en dişimde vardı konuşmak. Çünkü ben bayağıdır YouTube programında, televizyonda şeyde konuşmuyoruz ya YouTube'da. Ya gezdiğimiz için hep konuşamıyoruz, evet. Muhabbet edemiyoruz. Öyle. Biz bu arada geçen, bundan önceki bölümde değil de ondan önceki bölümde yıkım ekibi getirdik. 6 kişilik burada. 6. Niye izlemediniz? Niye izlemediniz abi o videoyu? Bildiğin kocaman bir aile getirdim size. Prodüksiyon çok sağlamdı ya. Maliyetli bir prodüksiyon yaptık, video çektik sizin için. Muhteşem bir tarifti ama izlenmedi. Neden abi? Üzüldük ya. Ya şey yanlış yapıyorum onlara. Ha bir de misafirler var. Şu kadar tuttu, bu kadar tuttu diyorsun. Ayıp oluyor falan. Ama benim kayınçolarım. Ya öyle şey yok. Onlar biz bebeklikten yan yana büyüdük yani. Onlar bizim... Zaten öyle bir şey. Öyle bir şey olabilir mi? Hep aramızdaki onlar da bize yapar. Yani adam Instagram'dan takip etseniz hep zaten herifler hep şeyimde benim. Kadrajımın içindeler. Öyle düşünsem böyle yapar mıyım? Öyle olur mu ayar? Onlar bizim canımız, ciğerimiz, kayınçolarım benim. Hani desem tık düşerler buraya. Ben... Ama Eren nasıl? Özge abla! Özge abla! Herif, yarım, yarım ekmeğin içine herif eti koydu, salatayı koydu, oturdu, yedi ya onu. Doydum, doymadım.
Aşım ona ya. O videoyu da izlerseniz seviniriz. Beğenmezseniz en azından biz bunu beğenmedik deyin, söyleyin altına. Ya da beğendiyseniz de niye beğendiniz onu söyleyin. Bilelim yani. Ona göre çekelim biz de bir dahaki seferinde. 1000 lira maliyeti var o videonun, haberiniz olsun. Hani 750'ydi? Zam geldi. Evet, Özgoş son... Makarna efsaneydi. Evet, tarifi deneyin muhakkak. Ben dişimden yiyemediğim için hiç konuşmaya odaklanamadım. Sürekli onu düşündüm yani. Özür dilerim, donuk donuk olduysam. Olmadı. Hadi görüşürüz de kapat. Allah hiç kimsenin dişine zeval vermesin. Mümkünse şu kanala abone olun. Yani bunu biliyorum, başlarda söylememiz gerekiyor ama biz sonra unutuyoruz çünkü. Olursanız seviniriz yani. Olmazsanız da sizin canınız sağ olsun. Bir de izleyin sonuna kadar. Başka ricam yok. Sonuna kadar izlemiyorlar ki. Görüşürüz. Sonuna kadar izleyenler bir haber versin. Altta bir paralı, dur, paralı koyalım şuraya da. Sonuna kadar izleyenler o paralıyı aşağı yazsın. Soda. Ne? Paralı soda. İyiydi, güzeldi. Soda yazın, ben anlayacağım sonuna kadar izlemişsiniz. Soda demesinler. Özellikle Bey Pazarı desinler. Tamam. Bey Pazarı. Bey Pazarı. Altına Bey Pazarı yazın abi. En azından bilelim biz. Görüşmek üzere. Bir dahaki tarif sürpriz. Yok, Hasan Usta'ya gidelim bir dahakine. Tamam, aklıma soktun. Hasan Usta'ya gitmezsek bile bir tarif olacak ama o da sürpriz evet. Olsun. Görüşürüz. O zaman yapıyoruz, görüşürüz. Harika, kapat. Kapatamam da çay yapalım ya. Benim moralim çok bozuk. Niye gülüyorum? Niye bir tane? Bak telefonum da geldi kocaman. Hı? Yemek yiyemiyorum. Kilo vereceğim Allah korusun. Hadi git kapat. Kapatamam. Bir de plastik gibi gırt gırt yapıyor var ya. Böyle böyle oldu içimi. Ama belli edemedim. Hep içime attım her şeyi. Bak. Ay vallahi. Çizersin de bir kırç kırç olur ya. Evet. Öyle oluyor. Niye olacak böyle? Çorba mı içeyim kardeşim ben sürekli? Kardeşim kardeşim bir şey. Doktora diyorum ben bir şey yiyemem böyle. Ha. O da diyor iyi diyor, ne güzel bak kilo verirsin. Oğlum benim hayatım yemek üzerine kurulu. Ben bir şey yiyemezsem üzülürüm. İyi tamam. Şimdi tarifimizi de yaptık. Videomuzu da çektik. Benden bir isteğin var mı Reis'im? Yok. Allah razı olsun. Soda alsana ya karına. Soda alsana karına. Alıyor musun? Almıştım. Neyse kapatayım bari. Görüşürüz.